Yerel Seçim 2019 programından merhabalar. Ben Esra Boğazlıyan. Medeniyetler şehrindeyiz. Hatay'dayız bugün. Konuğum da Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın İbrahim Güler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra'nın. Sağolunuz efendim. Medeniyetlere ev sahipliği başkentli yapmış. Işıkların şehri Hatay'dayız. Evet. Ve memleketimizde sizleri ağırlamakta memnunuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağolunuz efendim. Biz de konukseverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sayın Güler, siz de dediniz medeniyetler şehri dediniz. Ben de programı açarken medeniyetler şehri vurgusunu yaptım. Gerçekten de öyle. Hatay demek hoşgörünün de başkenti demek. Çünkü bu topraklar yüzyıllardır farklı inanışlara, medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Farklı inançtan insanların bir arada huzur içinde yaşadığı topraklar. Çok özel bir yer, özel bir coğrafya. Siz de bu topraklara, bu coğrafyaya, bu özel şehre yönetmeye talipsiniz. Tabii ki yayınımız boyunca sizin projelerinizi, vaatlerinizi, her şeyi konuşacağız ama öncelikle bir Hatay'ı konuşarak başlamak istiyorum. Sizin için Hatay ne ifade ediyor ve sizin bu sizi adaylığa taşıyan süreç nasıl gelişti? Şimdi önce kısaca öncelikle bunu ben deneyelim. AK Parti il başkanıydım. Daha önceki dönemlerde Büyükşehir Belediye Meclisçiliği yaptım. Ve teşkilat görevlerim oldu. Antakya Merkez İlçe Başkan Yardımcı görevlerim oldu. Teşkilat görevlerimiz oldu. İl başkanı iken de adaylık süresi içerisinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin de tevdi etmesiyle sahaya indik. Ve yaklaşık 3,5 aydır sahalardayız. Milletimizin kapısını çalıyor, elini sıkıyor. Hatay'ı anlatıyoruz, süreci anlatıyoruz. Büyük şehrin ne demek olduğunu anlatıyoruz. Hatay potansiyeli yüksek bir ilimiz. 81 il içerisinde hiçbir il yoktur ki birçok cazibeyi, birçok coğrafi güzelliği, birçok tarihi zenginliği bir elde bulundursun Hatay dışında. Bir tarafta yaylalarımız, diğer tarafta denizimiz, ovamız. Değil mi? Amik Ovası var. Tabii Amik İller Ovası mümbit araziler, evet. Ve verimli toprakların olduğu bölge. Diğer tarafta tarihi zenginliğimiz. Ve biz Hatay olarak ilklerin şehriyiz. Örnek veriyorum, Herat Caddesi, dünyanın ilk ışıklandırılma caddesi bizde. Onun devamında ve hükümetimizin yapmış olduğu müzeyle yeni alanın da eklenmesiyle birlikte dünyanın en büyük arkeoloji müzesi bizde. Hı hı. Hristiyan kelimesinin ilk kullanıldığı mağara kilisesi, Saint Pierre Kilisesi bizde. Bizim tarihi olarak baktığımızda Samandağ sahili dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en uzun sahili. Tabii hemen orada dünyanın ilk düzenli deniz seferinin yapıldığı Selekos Limanı bizde, Samandağ'da ve hemen Titus tünelinin yanında. Devamında baktığımızda Bahres Kalesi bizde, Atçan Harabeleri bizde, Anadolu'nun ilk camisi bizde, Habib Necar bizde. Yani memleketimiz Hatay'a baktığımızda burası Habib Necar diyarı, Beyazıt Bestami Hazretleri'nin diyarı ve maneviyatın yüksek olduğu bir beldedir Hatay. Burası Hızır Aleyhisselam'ın diyarı, Ahmet el-Kuseyri'nin diyarı ve Hatay devlet kültürü yaşamış bir şehirdir. Malumunuz ana vatana katılan son toprak parçası Hatay'dır. Ve burası Tayfur Sökmen'in diyarı. Ve burası aynı zamanda Cemil Meriç'in memleketi. Böyle güzel bir memlekette yaşıyoruz. Bir tarafımızda dediğim gibi deniz, yaylalar, inanç turizmini geliştirme gibi bir imkanımız var. Bizim potansiyel oldukça yüksek. Asi Nehri örnek veriyorum. Asi Nehri Antakya'nın şehir merkezinden geçen önemli bir nehir. Ancak bir fırsattan ziyade şu anda şehre şehir ve vatandaşlarımızın, milletimizin rahatsızlık duyduğu bir durum ile karşı karşıya kalmış. Atık su girişi kaynaklanıyor. Atık sular akıyor. Kanalizasyonlar her ne kadar giderildi denilse de hala akıyor. Yazın kokudan vatandaşlarımız, milletimiz rahatsız olacak boyutta koku problemi yaşıyor. Kışın ise özellikle bu sene sümbül olayı yaşanmıştı. Hı hı. Oysa bir şehir ve içerisinden bir nehir geçiyorsa o şehrin kalkınması, yapılanması ve şehre vizyon katacak bir durum, bir rahatlık, bir nefes alma yeridir aslında. Bütün bunlar Hatay'da. Ve biz sektör olarak da baktığımızda ben öğretmenim, turizm öğretmeniyim.
8 yıl öğretmenlik yaptım. Edirne, Şanlıurfa ve Antakya merkezde. Öğretmenlikten sonra da iş hayatına geçtim. Uluslararası lojistik ve denizcilik işi yapıyoruz. Hatay aynı zamanda ihracat potansiyeli yüksek olan bir ilimiz. Yaş sebze meyve deposu değil mi? Yaş meyve sebze ülkenin ihracatı %26'sı bizde. İhracatta ilk 9 ilin içerisindeyiz. Vergi toplamada 7.'yiz. Bugün demir çelik sanayisinden filtre sanayisine, mobilya, ayakkabıcı, uluslararası lojistik, Roro seferleri, Orta Doğu'ya devam eden, şu an 8 ülkeye devam eden karayolu ve karayolu lojistik ve ihracat ağı bu Roro üzerinden ve İskenderun'dan kalkışı yapıyor. Bütün bu potansiyellere sahip bir iliz biz. Ancak bakıyoruz, mobilya ve ayakkabıcılıkta, özellikle ayakkabıcılıkta Türkiye'de üretilen erkek ayakkabılarının %40'ı Hatay'da üretiliyor. Ama markamız yok. Bilinen bir markamız yok. Mobilya sektöründe şu an mobilya ihtisas sanayi bölgesi bitmek üzere. Hükümetimizin destekleriyle de birkaç ay bitecek. 500 milyon dolar hedefle mobilya sektörü çıkacak. Biz kısmet olursa yerel üretimler olarak bu sektörlere öncelik edip yardımcı destekleme ve Ar-Ge yapılandırmalarıyla birlikte, reklam destekleriyle birlikte bizim Hatay'a mutlaka bu sektörlerde marka çıkartmamız öncelikle gerekiyor. Öncelikle markalaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Diyorsun. Ve bununla eğer alakalı... Eğer seçilirseniz sizin de ilk hedefiniz bu olacak o zaman. Kesinlikle. Ben iş dünyasından gelen biri olarak memlekette bir marka kazandırdığımı düşünüyorum. Ve bunu da mobilya sektöründe de yapmamız gerekiyor. Filtre sektörüm bizim Hatay'da çok bilinmese de ciddi oranda ülke filtre üretimi %40'ın üstünde Hatay'da üretiliyor. Demir çelik sanayimiz keza öyle. Tarımla alakalı ise bizim çiftçilerimize yapacağımız çok şeyimiz var. Mesela Yayla Dağı'nda şu an Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın ve Ziraat Odası Başkanlığı'nın birlikte çalışmasıyla orada ciddi bir şekilde seraç ekimi başladı. Çilek ekimi başladı. Hı hı. Ve yaygınlaşıyor. Biz bu tip girişimlerde destek olacağız. Fidye yardımı yapacağız. Mesela Reyhanlı bölgesine geldiğimizde tarımda sert çekirdekli ağaç ekimi ciddi bir şekilde hızlandı. Fidan desteklerinde bulunacağız. Ve bizim tarıma destek noktasında Hatay'da katma değeri yüksek ürünler noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Mesela 2000'e yakın aromalı bitki var Hatay'da. Evet. Ama bunlar toplamda Hatay'a özgü, defne, kekik, bunlara baktığımızda toplu olarak alınıp gönderiliyor. Ama biz burada çiftçilerimize, üreticilerimize şu desteği sağlayacağız. Paketleyerek satma. Hı hı. Yani bunu toplu sattıp da ucuza satmak yerine bunu paketleyip bu şekilde hem Hatay'ın ekonomisine bir katkı sağlamış olacak hem de esnafımıza bir önünü açmış olacağız. Bizim Hatay'da bu uzlaşı, birlikte hareket etme, birlikte yol yürüme, Hatay'ı bir bütün düşünüp, Hatay'ı bir bütün planlayıp, Hatay'ı Hataylılarla birlikte kalkındırmaya ihtiyacımız var. Birlikte yönetmenin altını çiziyor. Kesinlikle Esra Hanım, bakın şöyle, Hatay demografik yapısı da kendine has özel bir yapısı var. Ve burada kardeşçe, birlik içerisinde, birbirimizin hukukunu her şeyin önünde tutarak bir yol yürüyüşü var Hataylıların. Hatay Türkiye'de değil, dünyaya örnek bir il. Ve biz bunu çok şükür başarabilmişiz. Ama bunu biz büyükşehir yönetimiyle yapamadık. Yapamadı arkadaşlar. Hatay büyükşehir yönetiminde adeta bir kriz söz konusu. Yönetilemeyen bir büyükşehirden bahsediyoruz. Ve büyükşehir belediyesi şu anda bir şehrin bugün 5216'lı yasada, kanunda bir şehrin belediye hizmetlerinin %83'ünü büyük şehre veriyor. Bütçenin %60'ı yine büyük şehrin. Bunu yaparken de Hataylıları ilgilendiren meseleleri Hataylılarla istişare ederek karar verilmeli. Bir belediye başkanı kendi başına oturup bazı şeyleri planladığı zaman elinde patlıyor. Biz bunu yaşıyoruz. Bizim Hatay'da ne yazık ki, siz de Hatay'a gelmişsiniz bir ay önce, az önce sorduğumda. Evet, şehrin genel durumunu gördünüz. Biz Hatay'da daha altyapıyı konuşuyoruz. Biz yolları konuşuyoruz, içme suyunu konuşuyoruz. Ve şehri rahatlatacak, şehrin nefes almasını sağlayacak asiyi
bir ciddi bir problem. İskenderun sahiline baktığınız zaman ciddi bir problem. Samandağ sahiline bakınız, Erzincan sahiline bakınız, Dörtyol sahiline bakınız. Ciddi problem. İnsanlar artık bunu konuşmuyorlar. Ve büyük şehirler, bizimle birlikte büyük şehir olan 15 il daha var. Hı hı. Oraya baktığımızda artık büyük şehirlerde altyapı konuşulmuyor. Büyük şehirlerde içme suyu konuşulmuyor. Büyük şehirlerde yol yapımı konuşulmuyor. Ve bütün bunlar bir belediye başkanının vaadi değil. Bunlar tamamen vazifedir. Ben aday olarak bunları anlatırken şunu ifade edeyim. Lütfen bunu vaat olarak algılamayın. Bir memuru düşününüz. Bir memurunu sabah ya da bir nüfus memurunu düşününüz. Ben bugün 50 kişiye kaydını yaptım deyip bir ihsan, bir lütufta bulunmuş gibi bir durum durur ise vazifesini farklı bir yere taşımaktır. Bir belediye başkanı da yol yapımı, bir belediye başkanının altyapı yapması ya da içme suyu problemi çözmesi bir vaat değil. Ben vaat etmiyorum. Bunlar benim vazifem. Ve bunları yapmaya geliyoruz. Biz, üstüne ne koyabiliriz? Ona bakmamız lazım. Aynen öyle. Şu an onlar da özellikle... Şimdi Sayın Güler, izin verirseniz zamanımızı da doğru kullanmak adına projeleriniz de var. Çok, ben hızlı hızlı anlatayım, yetiştirmeye çalışıyorum. Çok projeleriniz de var. Onu da görüyorum. Şimdi zamanımızı iyi kullanalım diye. Şimdi bir Hatay, bize bir fotoğrafı çektiniz. Sizin pencerenizden gördüğünüz eksiklikleri, tespitleri, evet, dile getirdiniz. Şimdi siz ne yapacaksınız? Onlara geliyorum. Dönelim isterseniz. Evet. Şimdi bizim projelerimizi ikiye ayırdık. Bir tanesi ilk yapacağımız bir yıllık acil eylem planı. Biz Hatay'da altyapısı yapılmamış, kanalizasyon, yağmur drenajları yapılmamış hiçbir yeri bırakmayacağız. Ve içme suyu problemini de kırsaldan, köylerimizden, mahallelerimizden, şehir merkezine varıncaya kadar musluklarımızdan su akacak ve akılan su kana kana içilecek bir su. Ve bunun Hatay'da su kaynakları yeterli. Sadece bunun planlanması önemli. Burada kaynaklardan musluğa gidene kadar Hatay'da %80 oranında bir kayıp kaçak söz konusu. Kayıp kaçakları önlediğimiz gibi, önlediğimiz anda biz vatandaşlarımıza %25 indirimli su vereceğiz. Yani suda %25 indirim. Evet, bu diğer programda da söylediğim gibi Hataylı hemşerilerime bu bir müjdemdir. İlk işimiz suyu fiyatlarını %25 indirmek olacak. Ve musluklarımızdan içli su akacak. Devamında ise asfaltlanmamış hiçbir yer kalmayacak. Köy arası yollar, şehir merkezi, altyapı biten her yerde sıcak asfaltımızı dökeceğiz ve bunu biz bir kere dökeceğiz. Kazdırmayacağız bir daha. Bu bizim altyapı problemini çözmediğimiz bir şehirde üstüne ne koyarsanız havada kalır. Bugün az önce ifade ettiğim gibi artık altyapı konuşulmuyor başka büyük şehirlerde. Biz de bir yıl sonra altyapısı tamamen bitmiş, sıcak asfaltı dökülmüş, su problemi çözülmüş bir Hatay'dan bahsediyoruz. Devamında bir yılda bütün bunlar bitecek. Bir yılda acil eylem planlarımız. Devamında ise biz şehir merkezi Antakya'mızda bir kent meydanı projemiz var. Bizim şehir stadyumumuz taşınıyor. Hatay Spor'a, Kültür Turizm Gençlik Spor Bakanlığımız 25 bin kişilik bir stadyum yaptı. Ve Allah nasip ederse Hatay Spor şu an çok başarılı gidiyor. Ben burada bizi gururlandıran ve heyecanla takip ettiğimiz Hatay Sporlu futbolcularımızı, teknik heyetimize de başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Oraya taşındıktan sonra, yeni stadyuma taşındıktan sonra da yeni stadyumda da aynı zamanda üst tarafını Hatay Spor renkleriyle, bordo beyaz renklerle yapılacak. Oraya taşındıktan sonra millet bahçesi olarak düzenlenen kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuğumuzda bu projeye bize devredilecek. Yanında da Antakya Oteli var. Antakya Parkı var. Eski Desiye Parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı. Onlarla birleştirdiğimizde 71.250 metrekarelik bir meydan oluyor. Ve bunun içerisinde kent meydanında kütüphanemiz olacak. Burada özellikle yanımda getirdim. Kütüphane sergi salonumuz olacak. 6.741 metrekare. Bu kapalı alan. Kültür merkezimiz 10.733 metrekare olacak. Kafe, restoranlar, dükkanlar 5.600 metrekare olacak ve 45.000 metrekare kapalı otoparkımız olacak. Antakya'da, Hatay'da şu an bu büyüklükte bir otoparkımız yok ve trafiği rahatlatmak anlamında bu otoparkı biz önemsiyoruz. Ve ekranlarda da bu görüldüğü üzere
Bizim bu kent meydanımız Hatay'ın, Antakya'nın nefes aldığı bir meydan olacak. Gençlerimizin gidip kitap okuyabileceği, kafelerini içebilecekleri, çimenlerin üzerinde oturabilecek, vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Bununla birlikte Sebze Hali projemiz olacak. Sebze Hali projemiz Antakya'da şu andaki sebze halimiz yönetilemeyen ülkelerdeki sebze hallerinden çok daha geri durumda. Sebze halini de şehir merkezine yakın bir yerde yapıyoruz. Rehabilite etmek yeni. Mevcut koşullar çok kötü. 40-50 yıllık bir sebze hali yerini taşıyoruz. Ve bu sebze halinde büyük bir mekanda 50 bin metrekarelik bir yerde yapıyoruz. Antakya'yı Hatay'ı en çok heyecanlandıran projemiz de ASİ projemiz. Ve ASİ projemizin şu anki mevcut durumu ne yazık ki iyi değil. Ekranlarda görüleceği gibi mevcut durumu ile şu anki projeden sonra yapılan durumu milletimiz, vatandaş şu anda görüyorlar. Ve burada ASİ artık Antakya'nın nefes aldığı, Hatay'ın nefes aldığı, diğer yerlerden gelinip evet Hatay'da böyle bir nehir var diyebilecekleri bir hale getireceğiz. Mesela ne yapacaksınız ASİ'ne? Mesela ASİ Nehri'ni seyir yerlerinden, içinde akvaryumun bulunduğu, içerisinde kenarlarında kafelerin bulunduğu bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Ve yazın bunu bentleme sistemiyle sürekli su tutup biyolojik temizlemeyle bunu sürekli temiz bir suda tutacağız. Kışında geldiğinde ani su taşkınlara karşı şehrin su altında kalmasını önleyecek bir proje bu. Çevre düzenlemeleriyle evet, beraber. Ve biz çevre düzenlemeleriyle birlikte ASİ Antakya'nın, Hatay'ın vizyon projelerinden biri olacak. Yine İskenderun, sadece ben hızlı geçeyim çünkü bizim sadece Antakya şehir merkezi değil, aynı zamanda İskenderun'da büyük projelerimiz var. Biz de şu anda İskenderun'da bulunuyoruz. İskenderun ilçemizdeyiz. Ve orada hemen sahil kent sahilimizi düzenliyoruz. Feyyazhan Kalanı'mızı yapıyoruz, otogarlarımızı yapıyoruz. Bütün ilçelerimizde kültür ve gençlik merkezlerimizi yapıyoruz. Kadın yaşam merkezlerini yapıyoruz. Gençlerimizin aktivitelerini ve eğitimlerini destekleyecek mesleki destek ve bununla ilgili etüt merkezleriyle öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Hatay'da engelli olmak çok zordur. Çünkü engelsiz vatandaşlarımızın bile yürüyeceği kaldırımlar ve yollarımız ne yazık ki şu an yok. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat gidebilecekleri bir ortam, yaşayabilecek bir ortam ve bu nedenle engelsiz hayat, engelsiz Hatay diyoruz. Yine Erzincan'dan itibaren plajlarımız düzenleniyor. Yine bununla ilgili bütün ilçelerimizde kültür merkezleri, gençlik merkezleri yapılıyor. Ve bütün bunları, bu çalışmaları, 150 projemizi biz 20 kişilik kadromuzla mühendis, mimar ve akademisyenlerin içerisinde bulunduğu uzman bir ekip ile yaptık. Bu projelerin hiçbiri Brezilya'dan ya da Teksas'tan çalıntı olmadı. Tamamen bizim kendi ürünlerimiz, kendi çalışmalarımız, kendi gayretlerimiz ve 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayıp hemen hayata geçirebileceğimiz, ihalesine çıkabileceğimiz şekilde tasarladığımız projeler. Evet Sayın Güler, şimdi bir turizme dönmek istiyorum. Sizin de uzmanlık alanınız turizmmiş. Evet. Madem öyle, buraya özel bir başlık açalım istiyorum. Şimdi biraz önce de sohbetin başında da söyledik, Hatay turizm potansiyeli yüksek, hem inanç turizmi açısından yüksek. Hatay Müzesi, müzesinde binlerce yıllık eserler var. Diğer taraftan gastronomi var. Yani Hatay deyince en önemli şey gastronomi tabii ki. Turizmi açısından kalkındırmak için neler projelendi? Şimdi Esra Hanım, gastronomi sadece iyi yemek yapmak değildir. Ne kadar iyi yemek yaparsanız yapın, siz bunu satışını yapacak, sunumunu yapacak ortamı hazırlayamazsanız o gastronomiyi satamazsınız. Hatay'da 660 çeşit yemek ile Hatay'a özgü 660 yemek. Çeşit yemeğimiz var ve çok lezzetli. Mutlaka da ikram etmek isteriz. Civar illerdeki gastronominin çok üstünde bir gastronomimiz var. Biz bunu Antakya'da ve özellikle bizim Hatay'a gelecek olan misafirlerin, 2018'deki bizim gelen turist sayımız 250 bin. Bir Nevşehir'de 4 milyon. Biz bunu gelen turist sayısını artırma yönelik çalışmalarımızı yaparken de gelen turistin kalış süresini artıracak ve burada zaman geçirebilecekleri ortamları hazırlamamız lazım. Az önce size program başında saydığım
Bütün bunlar tarihi güzelliklerimiz. Ama bizim asıl büyük projemiz Antakya evlerinin doğal dokusuna, tarihi dokusuna uygun restore edilmesi. Uzun Çarşı dediğimiz bölgenin, hı hı, İpek yolunun en uğrak noktasının olduğu bu bölgenin yine tarihi dokusuna uygun hale getirip o çarşıyı hayata kazandırmak. Yani turistin Hatay'da kalış süresini uzatmaya. Kesinlikle. Bununla alakalı Samandağ bölgesinde, Arsuz bölgesinde, şehir merkezinde, İskenderun'da, Payas'taki, Payas'ı çok güzel bir kent meydanımız, çok güzel halk plajımız, 526 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Sadece Payas ve Hatay'ın değil, çevre illerin gelip görebileceği büyüklükte bir devasa Sokullu Külliye'miz var, Payas'ta Payas Kale'miz var. Bütün bunlar bir bütün olarak geldiğinde Hatay'a gelen turist bir hafta önce çıkamayacak. Neden? Gezebileceği alan çok fazla. Bugün Hasa'ya gittiğimizde oradaki yaylalara çıkıldığında farklı bir görüntü. Hatay bir cennet. Yani Sayın Güler, daha önce de ben gezdiğim için biliyorum, Hatay Müzesi'ni gezmek bile bir gününü alıyor insanın. Evet, Antakya evlerine mesela gittiğinizde orada sizi bir şehir ruhu karşılar. Sizi alır farklı yerlere taşır. Biz bütün bunları planladığımızda ve buraya yatırımcıların gelebilmesi için biz Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı, yer temini ve bütün bunları biz yatırımcılarımıza kendimiz karşılayarak bizim buraya yıldızlı tesisleri çekip gelen misafirlerin kalabileceği ortamları da hep birlikte sanırım hazırlayacağız. Sanırım bunun için de tanıtım evet, diyoruz herhalde. Expo 2021, evet. Şehriyiz aynı zamanda. 2 yıldır bu konu konuşuluyor ama sadece konuşuluyor. Ortada Expo nerede yapılacağı, nasıl yapılacağı, bununla ilgili nasıl bir hazırlık yapıldığıyla alakalı hiçbir çalışma yok. Sizin Expo ile ilgili. Expo ile ilgili bizim projemiz var. Size ekranlarda da imkanınız olsa verebilirsiniz, sevinirim. Expo'da biz 240 bin metrekarelik bir fuar merkezi yapıyoruz. Ve bunu 2021'e yetiştireceğiz. Hı hı. Burada fuar merkezi şu anda Hatay'da normal koşullarda az önce saydığım sektörlerin de gücü imkan olmasına ama sadece 2 kez fuar yapabildik ve bunları biz çadırın altında yaptık. Ama Hatay bunu hak etmiyor. Hatay çok güzel bir memleket. Hatay'ı bizim hak ettiği yere, Akdeniz incisi, turizm cazibesi ve herkesin merak ettiği bir şehir burası. Hatay bir şehir. Hı hı. Örnek veriyorum, Ankara bir kenttir, Adana bir kenttir. Ama Bursa bir şehirdir, İstanbul bir şehirdir, Hatay da bir şehirdir. Hani İbni Haldun'un bir beğendiğim bir sözü var, der ki, şehirlerin de bir ruhu var. Siz bunu taştan duvar görürseniz yanılırsınız. Siz Hatay'a geldiğinizde o ruhu yaşarsınız Esra Hanım. Ve ben şu konuda her fırsatta, fırsat bulduğum her kulvarda bunu anlatıyorum. Bu projelerimiz bizim el emeği, göz nuru projelerimiz. Bizim Teksas'tan ya da Brezilya'dan aldığımız fotoğrafları milletimize bunları yapacağız diye lanse etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı, mevcut belediye başkanı Sayın Savaş yapmış olduğu 2014'teki lansmanda Defne Kültür Merkezi'nde yapmayı vaat ettiği projeyi yapmadığı gibi yaptığımız araştırmada aynı projenin Teksas'ta olduğunu gördük. Müsaadenizle de onu da size bir göstermek isterim. Ve Defne bunu hak etmiyor, Hatay bunu hak etmiyor bu durumu. Bakın arkadaşlar. Defne Kongre Merkezi. Yapılmadı. Araştırdık bu nerede diye. Teksas'ta. Aynı şey Samandağ için geçerli. Fazla zamanınızı almamak adına bunu zamanınızı almayayım. Ancak bütün bu projelerin nasıl yapıldığını Hatay'ın hemşehrimiz görecekler. Hatay medeniyetlerin şehri. Hatay dayanışmanın, hoşgörünün şehri. Hatay ışıkların şehri. Hatay birlik beraberliğin şehri. Ve Hatay'da 5000 yıllık tarihi bizim ön plan çıkartmamız lazım. Bizlerin gururla, onurla, şerefle taşıdığımız bir kimliğimiz var. Evet. Hatay'ın da bir kimliği var. Tarihi dokusu olan, ışıltısı olan, parıltısı olan, aroması olan, lezzeti olan bir kimlik. Ve toz altında kalmış. Biz Hataylı kardeşlerimizle birlikte üstündeki tozu üfürüp Hatay'ı kimliğini ortaya çıkartmamız lazım. Biz Hataylılık kimliğini önemsiyoruz Esra Hanım. Bu manada da Hatay sporu çok önemsiyorum. Biz Hataylı olma kimliğini
üst plana çıkartmadığımız zaman, ön plana çıkartmadığımız zaman başarılı olamayız. Bizim istişareyle, toplumun dinamikleriyle birlikte hareket ederek ve 31 Mart'tan sonra parti rozetlerimizi masaya koyup Hatay rozetimizi koyacağız ve tüm Hatay'ı, 15 ilçeyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, bu bana yakın, bu bana uzak, bu bana oy verdi, bu bana oy vermedi ayrımını ortadan kaldırarak biz Hatay'ı bir bütün planlayıp hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Hatay bunu hak ediyor. Sayın Güler, bölüyorum ama kusura bakmayın lütfen. Son 5 dakikamız çünkü yönetmenimden uyarıyı da alıyorum. O yüzden eksikte bir şey kalsın istemiyorum. Son sorularım olarak istihdam projelerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi özellikle gençler tabii ki ne istiyorlar, ne bekliyorlar belediye başkanlarından? İş imkanı istiyorlar, istihdam imkanı istiyorlar ve sosyal projelerinizde çocuklar, yine gençler, eğitim, kadınlar için. Bir de son 5 dakikamızı böyle değerlendirelim. Biz çocuk kentleri kuruyoruz. Önce istihdamla alakalı az önceki anlatmış olduğumuz tüm projelerimizi yaparken biz üretim şehriyiz aslında. Buna bizim ekleyeceğimiz tarım ve turizm faaliyetlerimizle Hatay'daki gelecek olan turistlerimizin, açılacak olan tesislerimizin, açılacak olan fabrikalarımızla bir istihdam alanı oluşturmak. İstihdamdan milletimizin anladığı belediye direkt işçi alımı, ihtiyaçlar çerçevesinde elbette ki bunları da yapacağız. Ama bu geçici bir çözüm olur. Biz şu anda önemli Hatay, olan yatırımcıyı çekmek değil mi? Bizim Hatay'da şu üretim anda artırmak. Şehir belediyecik anlamında yoğun bakımda, ancak pansuman tedavisiyle günü kurtarılmaya çalışılıyor. İstihdamda da bizim pansuman tedavisi yapma gibi bir durumumuz olmamalı. Bizim Hatay'ı yapacağımız projelerle gelecek olan yatırımcılarımızla birlikte burada istihdamı arttıracağız ve gençlerimize sahip çıkacağız. Genç girişimcilerimize ayrıca desteklerde bulunacağız. Kadınlarımızla alakalı mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum projelerimiz var. Bunlarla alakalı kadın sığınma desteklerinden anne desteklerine hızlı geçiyorum. Anne desteklerine, kadın yaşam merkezlerine kadar gidiyoruz. İkinci bahar Hatay'da çok güzel olacak Esra Hanım. Yaş büyüklerimiz bir sahip çıkacağız. Hayırlı evlat düsturuyla yola çıkarak yaşlarımızın huzur evlerinden tatil kamplarına, yardım ve destek hatlarına, evde bakım hizmetlerine ve yapacağımız tatil kampları, gezi kulüpleriyle birlikte Hatay'da ikinci baharı yaşatacağız biz yaş büyüklerimize. Bununla alakalı çocuk hayattır diyoruz ve çocuk hayat çocukları ile devam ediyor. Ben 5 çocuk babasıyım bu arada. Öyle mi? Allah bağışlasın. Eyvallah, sağ olun. Çocuk kreşlerinden Dünya Çocuk Kardeşlik kamplarına, çocuk ödev ve etüt merkezlerine, bunu gençlerimiz için de yapacağız. Özellikle hazırlık ve sağlık noktasında ayrı bir önem vereceğiz. Ve bununla alakalı maddi durumu yeterli olmaya çalışan annelerin çocuklarının kreşe yazılımla alakalı, bakımıyla alakalı ücret almayacağız. Bu büyükşehirin kadınlarımıza bir desteği olacak. Evlenen her kadınımız büyükşehirden destek görecek. Bunun yanı sıra bizim engellilerle ilgili projelerimizi ben size anlattım. Devam edeyim hızlı bir şekilde. Evet, hızlıca bir son 2 dakikamız var. Sağlık ve toplum şehri Hatay'da suyumuz bir kere musluktan içilecek ve kana kana içeceğiz. Bununla alakalı sağlık destek merkezlerimizle biz Hatay'da hemşehrilerimizle bu konuda destek çıkacağız. Kültür ve sanatın merkezi Hatay olacak. Hatay'da şu anda baktığımızda bizim kültür faaliyetlerimiz yok. Kültür merkezimiz bir tane var. Çok eski, 350 kişilik. Ve bizim az önce anlattığım Antakya'daki merkezde kültür merkezimiz 1500 kişilik olacak. Aynısını İskenderun'da yapacağız. Ve bütün bunlar ilçenin büyüklerine göre kültür merkezlerimiz bütün 15 ilçemizde bunu tesis edeceğiz. Ve Hatay'ı Hataylılarla birlikte istişare kültürü içerisinde hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle biz çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben sağ teşekkür olunuz. Ediyorum. Bu sağ keyifli olun. Sohbet için, konukseverliğiniz için eyvallah, de çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Sağ olun Esra Hanım. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.